örgütü nasıl bir kurtuluş örgütü diye tanımlayabilirsiniz? Siz Türk-Alman ilişkilerini tehlikeye atıyor musunuz diye sormak istiyorum ve NATO içerisinde de bu işbirliğini tehlikeye atıyor musunuz diye sormak istiyorum. Ve mesela savunma sanayi açısından Türkiye'ye savunma sanayi için 40 adet Eurofighter talep ediliyor. Almanya bunu kabul edecek midir? Öncelikle NATO'nun önde gelen ülkelerinden bir tanesi, ilk beşin içerisinde yer alan bir ülkeyiz Türkiye olarak. Türkiye NATO'da sıradan bir ülke değil. İlk beşin içinde. Ve şu anda NATO'nun içinde düşüncesi, kanaati, kimin ne olursa olsun, Rusya-Ukrayna arasında herkes kimin yanında yer alıyor? Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Türkiye olarak biz Ukrayna'yla da görüşüyoruz, Rusya'yla da görüşüyoruz. Aralarında herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Ama 33 milyon ton tahıl koridorundan bütün o tahılı Avrupa'ya, Afrika'ya götüren biz olduk. Şu anda da yine diyorsunuz ki yüzlerce. Bak ben sana yüzlerce demiyorum. Binlerce Filistinli'yi şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi? Etti. İbadethaneleri vuruyor mu? Vuruyor. Kiliseleri vuruyor mu? Vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz? Bunlara karşı da bir tavır koyun. Bizim için bu noktada bölgede Musevi, Hristiyan, Müslüman bu ayrımın olmaması gerekir. Antisemitizme karşı da bir mücadele verildiyse bu mücadeleyi dünyada ilk veren lider ben oldum. Ve şu anda da bakın Almanya, İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden bahsediyor. Eurofighter konusunda da Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz. Ve şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Bize öyle sorular sorun ki bu sorular vicdani olsun, insani olsun, cevaplarını da biz size o şekilde verelim. Selim Yorgun kanalına abone olmayı unutmayın.